Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte başlıkta da gördüğümüz üzere agresif büyüyen bebek ve yan tahta şirketlerinin incelemesini gerçekleştireceğiz. Toplamda 3 tane bebek şirketimiz, yan tahta şirketimiz bu videonun içerisinde olacak. Bir tanesinin de çok önemli bir sektörde olduğu için bir alternatifini daha koydum. Yani toplam aslında 4 şirket göreceğiz ama bir tanesi birbirine kardeş şirket diyebiliriz. Ya alternatif olarak tercih edebileceğimiz ya da olası bir riskleri hedge etme noktasında çiftleyebileceğimiz bir hisse olacaktır. Bunun yanı sıra bugün katıl tarafına bildiğiniz gibi Eylül ayının ikinci yarısı ile ilgili bir piyasa bakış açısı videosu gelecektir. Eylül ayının ikinci yarısına başlarken yani 16 Eylül tarihi itibariyle pazartesi borsa açılışıyla birlikte endeks tarafında al sinyallerini konuşacağız, sat sinyallerini, sert destek dirençleri konuşacağız. Gram altın tarafını konuşacağız. Ons altın tarafını, dolar tl kurunu ve dolar tl'nin gidebileceği yerlerin makroekonomik seviyelerine bakacağız. Yabancı hisse senetleri tarafına bakıp oradaki fırsatları değerlendireceğiz. Bazı hisse bazında sanayi endeksi ve bankacılık endeksi tarafında da yine BIST 100 tarafına eğilmiş olacağız. Yani Eylül'ün ikinci yarısına başlarken borsa tarafındaki tüm sinyallerimizi göreceğimiz detaylı bir piyasa analizi videosu bugün Katıl tarafında yayında olacaktır. Sizde bu videoları kaçırmamak için yorumlarda bulunan katıl linki üzerinden katıl tarafına üye olabilirsiniz. Kademe 4 tarafına üye olursanız yüklenen tüm videoları gönül rahatlığıyla izleyebileceksiniz, görebileceksiniz diyorum. Şimdi gelin birlikte kaçırırsak pişman olabileceğimiz agresif büyüyen bebek ve yan tahta şirketlerinden 3 tanesini birlikte inceleyelim. <laughs> Öncelikle bilmemiz gereken ilk notla başlayayım. Büyüme ivmeleri sektörel avantajları ile kuvvetli olan ve büyümeye faiz indirimi sonrası hızla devam edecek, yüksek yatırım harcaması ve yüksek Arge harcaması yapan 3 şirketi aslında göreceğiz burada. Şu anki büyüme düzeyleri evet iyi. Piyasa koşullarına baktığımız zaman iyi gelen bilançolar arasında sıralayabileceğimiz 3 şirket göreceğiz ama faizlerin indirilmesiyle birlikte bu hızını daha da arttırabileceğini gördüğümüz 3 şirket olacaktır. Yanı sıra mutlaka bu üç şirkette filtre yaparken şuna çok dikkat ettim. Yatırım harcamalarını yıllıkta büyütmüyorsa ve yatırım harcamalarının net dönem karına ya da esas faaliyet karına oranı tatmin edici düzeyde değilse hemen onları listeden çıkarttım. Çünkü biz bu dönemde yatırım yapabilme gücü olan şirketleri aslında görmek istiyoruz. Bu faiz ortamına rağmen hala yatırımlarını arttırabiliyorsa iyi bir finansal yapısı ve iyi bir nakit akışı şablonu vardır. Bu da bizim için önemli anahtar sinyallerden bir tanesi oluyor. Bu hafta içi planladığımız üzere iki tane daha hisse değerleme eğitim serisi yayına girecek. Burada da sizlere yatırım harcaması ve arge harcaması yapan şirketlerin değerlemesiyle ilgili bazı metotları göstermeye çalışacağım. Burada bu nüansın ne kadar önemli ve değerli olduğunu da eğitim serisi içerisinde görebileceksiniz. Değerleme eğitim serimiz bittikten sonra da diğer eğitim serilerle de devam edeceğiz diyebilirim. Bunlardan haberdar olup kaçırmamak için de abone olduktan sonra zil bildirimini açmanızda fayda var diyelim. Şimdi hemen buradaki ilk şirketimiz olan ARDZ'nin bir teknik görünümüyle başlayalım ve bir not daha verelim hazır grafik yüklenirken. Buradaki şirketlerin bazılarında pahalılıklar söz konusudur. Fiyatları takip edip ucuzladığında ve teknikte sat sinyalleri gerçekleştiğinde alım yapmak çok daha sağlıklı olacaktır. Bizim ARDZ tarafında iki tane önemli desteğimiz var. Bunlardan bir tanesi 34.80'ler, bunlardan diğeri de 31.30'lar seviyesidir. Bugün baktığımızda ilk desteğine %6'larla, ikinci desteğine ise %15'lerle ulaşabileceğiz. Görüyoruz. Burada zaten 34.80'ler aslında daha önce burayı saymakla bitmeyeceği kadar onlarca kez test ettiği için çok kuvvetli bir destek noktası bakın haline gelmiştir. Bu da bize şunu gösteriyor ki 34.80'ler yeterince tatmin edici destek noktalarıdır. Ama olası bir 31 seviyelerine inişte de bir kademe daha gerçekleştirebiliriz. Şu an baktığımızda Wave Trend'in ala geçtiğini göreceli güç endeksi Tilson ve üstel hareketli ortalamaya göre de bir al sinyali içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Aslında çok daha kısa vadeciler için videoyu izledikleri için şöyle bir görüşümü de paylaşabilirim ki burada ilk etapta %8'lerle birlikte 40 liralar bandına doğru hareketin mümkün olabileceğini ifade edebiliriz. RDZ'nin hemen teknik tarafına dönelim. Öncelikle 2024 ikinci çeyrek bilançosunun çok kuvvetli geldiğini gördük. %74'lük bir geçen senenin aynı dönemine göre satış büyümesi var ve aynı zamanda bir önceki çeyreğin de üzerinde bir satış söz konusu. Brüt karda yukarı doğru hareket %48 ile esas faaliyet kârında %51 ile bizi karşılıyor. Favök'te ise %17 ile bizi karşılıyor ve bir önceki çeyrekle hemen hemen aynı seviyelerde. Bir önceki çeyrekte net dönem karını eksiden artıya geçirdiğini de yine burada görebiliyoruz. Ve net parasal pozisyon kazanç kaybından 188 milyonluk bir darbe yemesine rağmen hala kara geçebildiğini görüyoruz. Burada gelir tablosunun içerisine detaylıca daldığımızda daha iyi göreceğiz. Dönemsellikten çeyrekliğe aldığımız zaman bakın şirketin çeyreklik bazda bu bürüt karında 308 milyonları, faaliyet karında 168 milyonları görürken esas faaliyet dışı finansal gider ve net parasal pozisyon kazanç kaybından yediği bu 100 milyona rağmen 70 milyonluk karla hareket edebiliyor. Kümülatif toplamda 180 milyon net parasal pozisyon kazanç kaybından bir darbe yemesine rağmen bu karlılık oranlarına ulaşabildiği için bugün bu karlılıkları 70 milyonlarda görebiliyoruz. Vergilerini çıkarttığında da 55 milyonluk çeyreklik bir kar var. Bir önceki kardan gelen eksi 25 milyonu da kendi içerisinde amorti ettiği halde bu 35 milyonların net dönem karında söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Yani bir önceki çeyrekteki net parasal pozisyon kazanç kaybının yükünü de üzerine almasına rağmen kendini kara geçirebilmiş. Bu bizim için çok çok değerli bir amledir. Yeni iş ilişkilerine baktığımız zaman şirketin %64 yıllık satışlarına %64 oranında yeni iş ilişkisi aldığını, hemen hemen 1 milyarlık yeni iş ilişkisi aldığını görüyoruz muhtemelen 2024 tamamlanırken 1,5 milyarların üzerinde de bir yeni iş ilişkisi olacaktır diyebiliriz. Burası da bizim için çok önemli. Şimdi gelelim size bir kez daha göstermem gereken noktada yatırım faaliyetlerinden yaptığı harcamalara bakacağız. Burada baktığımızda maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışlarına bakın altını çizerek söylüyorum. 190 milyonluk bir nakit çıkışı söz konusu. Bir önceki yılda da 2023 yılının 12 ayında da yani tamamında 450 milyonluk bir ne yapmış? Yatırım harcaması. İki çeyrekte ne yapmış? 190 milyon. Şimdi 190 milyon ve 450 milyonu görüyoruz. Bakın 190 milyon şirketin esas faaliyet karının hemen hemen yarısından biraz daha fazla. Net dönem karını oranlarsa kat kat fark olduğunu görürüz. Şirketin neredeyse satışlarına dahi oranlandığı zaman %25 ile çalışıyor. Yani Ciro'nun %25'ini neye harcıyor? Yatırım harcamalarına harcıyor. Burası çok çok önemli bir durum. Yine araştırma ve geliştirme giderlerine baktığımızda Şirketin araştırma geliştirme giderlerine harcadığı para hemen hemen net kar oranında. 31 milyonluk bir neyi var burada? Arge gideri olduğunu görüyoruz. Şirket zaten 35 milyonluk bir net dönem karı yazmış zararları amorti ettiğinde. Esas faaliyet karının %10'u net karının da %100'üne denk olacak şekilde de bir arge harcaması var. Yatırım harcamalarından bağımsız olarak. Bunun da altını çizmemiz gerekiyor. Ve burada büyüme ivmesi iyi sektörel avantajı olan kuvvetli büyüyen faiz indirimi sonrası hızlanacak. Ve en önemlisi yüksek yatırım ve arge harcaması yapan ilk şirketimizde ARDZ'yi gördük. İkinci şirketimize geçerken burada Mega Metal'i göreceğiz. Mega Metal bizim daha önceden de epeyce incelediğimiz bir şirketti biliyorsunuz. Burada incelemelerimiz ve analizlerimize Mega Metal'i konu etmemizin en büyük nedeni Bakır tarafında çok ciddi bir üretim kapasitesi olması, bunları üretebilmesi, işleyebilmesi ve satabilmesiydi. Ve bakır tarafında bu işleri yapabilmesi sonlu ve kullanılmak zorunda olan bir emtiyar ürününü elde bulundurduğu için stoklarının avantaj maliyetini aslında burada görüyoruz. İç değerleme yapısının artarak hareket ettiğini, çünkü değerli madenlerden bir tanesiyle iş yaptığını, aynı kuyumcuda olduğu gibi stok tuttuğu sürece diğer şirketler stoklar tutulduğu zaman zarar yazmasına rağmen gelişmeyen gelişen teknolojide geride kalmasına rağmen Mega Metal gibi şirketlerde ne kadar fazla stok tutulursa o kadar fazla doğru hareketlerin gerçekleşeceğini ve yukarı yönlü hareketlerin olabileceğini görüyoruz. Mesela bunun benzerini bir koza altında da görüyoruz aslında maden şirketi olarak karşımıza çıkmasına rağmen altının artışlarından pozitif etkilendiğini çünkü o emtia grubuyla iş yaptığını biliyorduk. Bunun yanı sıra Mega Metal'deki büyüme hızının da kuvvetli olması bize bir pozitif hamle daha katmış oluyor. 33 liralarda tek destek seviyesi var desek gayet normal olur. Buraya aşağı yukarı %8,5'luk bir düzeltmeyle ulaşabilecek tek kademedir. Daha önce ulaştı mı? 26 Ağustos'ta, 27 Ağustos'ta buralara zaten değdiğini görmüştük ki biz bu hissenin incelemelerini günler öncesinden gerçekleştirmiştik. Bu seviyeleri bizim destek seviyelerimizi gerçekleştirseydiniz bugün zaten %10'luk bir kar marjını çoktan almış olacaktınız. O yüzden destek seviyelerini mutlaka hardcore şekilde yani çok sıkı şekilde takip etmemizde büyük fayda var diyebilirim. Mega metal tarafına hemen geçelim. Bilanço yapısına baktığımızda öncelikle enflasyon muhasebesine tabi olmadığını çünkü dolar para birimiyle hareket ettiğini görüyoruz. Satışlarında %73 büyüme var ve çeyreklikte de büyüyor. Brüt karda %88 büyüme var, esas faaliyet kârında %90 büyüme var. Çeyreklik Favök'te bir kalem aşağı geçse de bir önceki yılın epeyce üzerinde olduğunu görüyoruz. Çeyreklik net kârda bir önceki yıla göre %456 yani 5,5 katlık bir artış varken bir önceki çeyreğe göre de hemen hemen iki kata yakın bir artış olduğunu görüyoruz. Ve hem ARDZ hem Mega Metal çarpanları olarak da bizleri ürkütmeyecek seviyelerde gayet güzel. Yeni iş ilişkilerine baktığımızda %31'lik yeni iş ilişkisi aldığını görüyoruz. Neye oranla? Ciro'ya oranla. Bu da bizim için gayet güzel ve artarak muhtemelen devam edeceğini görüyoruz. Nakit akımları tarafında yatırım harcamalarına da bakacağız. Burası da bizim önemli bir diğer kalemimizdi. Burada yatırım faaliyetlerinden maddi ve maddi olmayan duran varlık alımından kaynaklanan nakit çıkışında 150 milyonluk bir iki çeyrekteki yatırım harcamasının söz konusu olduğunu görüyoruz. Bu 150 milyonun esas faaliyet karının oranına baktığımız zaman hemen hemen 3'te 1'i oranına tekabül ettiğini, net dönem karında da hemen hemen yarısına tekabül ettiğini görüyoruz ki bu da bu faiz ortamında, bu durumda biraz iç piyasadaki durgunların arttığı ve Yasanın bozulduğu bilanço yapısının bozulduğu bu durumda net dönem karının yarısı esas faaliyet karının 3'te 1 oranında yatırım harcaması yapıyorsanız burada doğru bir yönetim olduğunu iyi bir iş akışı iyi bir nakit akışı şablonu oluşturulduğunu net olarak görebiliyoruz. Bir sonraki şirketimize geçtiğimizde burada gen ilacı göreceğiz. Şimdi gen ilaç ve alternatif olarak Türk ilacı göreceğiz zaten. İkisi birbirine alternatif. Gen ilacın özellikle fiyat artışı çok ciddi. Bu yüzden burada 79 liralarda bir destek seviyemiz var. Buraya hemen hemen %12'lerle ulaşabileceğini görüyoruz ki ben önümüzdeki dönemlerde bir satış dalgasıyla bu seviyelere gelebileceğini kış öncesinde tekrar buralardan bir alım fırsatı sunup sonra kış aylarına doğru hareket edebileceğini düşünüyorum. Bir sonraki şirketimize baktığımızda yani bunlar aslında birbirine alternatif dediğim iki şirketten diğeri de Türk İlaç. Türk İlaç da tam tersine çok sert bir düzeltmeyle karşı karşıya bugün baktığımız zaman epeyce dibin dibi seviyelerine doğru hareket ettiğini görüyoruz. Bir yatay çizgiyle bakacak olursak burada 19.95'lerde. Dip seviyelerde olduğunu Bir de bir marubozu aşağısına indiğimizde aslında Burada 18.85'lerde iki desteği olduğunu görüyoruz daha aşağılar mümkün 16 buçuk liralar bandı ama Buralar daha sert olacağı için sonraki aşamalarda incelememiz gereken Noktalardır diyebilirim Şimdi Gen ilaç tarafına da Türk ilaç tarafına da birlikte bakacağız Fakat bu iki şirkette aslında şunu hedefliyoruz Alternatif olabilir Ya da birlikte kombine kullanılabilen iki şirketimizdir Özellikle kış aylarına gelinmesi ve olası pandemi risklerini hece etmek istiyorsak bu iki şirketi kombine kullanabiliriz ya da birbirlerine alternatif yapabiliriz ama iki şirket de bizim için başarılı. Öncelikle yine yeni ilaç tarafında yeni iş ilişkilerine baktığımızda yıllık satışların %131'ine tekabül edecek 13 milyarlık yeni iş ilişkisi aldığını görüyoruz. Bakın bu oranlar da kolay değil. 300 milyon 500 milyon değil 13 milyarlık yeni iş ilişkisi aldığını görüyoruz. Yine baktığımızda şirketin satışları artıyor bir önceki döneme göre. Brüt karı, esas faaliyet karı ve Favök marjının arttığını görüyoruz. Fakat tabii çeyreklik bazda geriye gidişler söz konusu. Net karda eksiye geçişler söz konusu ama bu net kardaki eksiye geçişin de net parasal pozisyon kazanç kaybının etkisi olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Fakat burada diğer ARDZ ve Mega Metal'e nazaran çok agresif büyüme yatırım harcaması yapma ucuz çarpandan ziyade pandemi riskini hedge etmenin de bir o kadar yan taraftan etkili olduğunu ve iyi yeni iş ilişkileri olduğunu da unutmamamız gerekiyor. Türk ilaç tarafına gittiğimiz zaman şablonumuza baktığımızda Satışlarda biraz daha minimal bir büyüme, brüt karda ve esas faaliyet karında biraz daha minimal bir büyüme olduğunu görüyoruz ama satışlarda bir önceki çeyreğe göre hemen hemen %100 oranında bir büyüme söz konusu. Bakın 2024 ilk çeyrekte 377 milyon, 2024 ikinci çeyrekte 750 milyonluk bir satış var. Yani çeyrek bazında büyüme çok agresif. Yine çeyrek bazında net kara baktığımızda eksi 30 milyondan artı 92 milyona geçildiğini ve çeyreklik bazda da çok agresif bir büyümesi olduğunu görüyoruz net kar özelinde çarpanların da genilece göre bir tık daha iyi durumda olduğunu görüyoruz. Tabii ki yeni iş ilişkilerinde biraz daha geride %30 yıllık satışlara yeni iş ilişkisi oranı. Yeni ilaç da %130'du. Arada çok ciddi bir fark olduğunu da biliyoruz. İşte bu da zaten çarpanlara yansıyan bir diğer madde olarak karşımıza çıkıyor. Burada ARDZ, Mega Metal ikilisi ve gen ilaç, Türk ilaç alternatifi ya da kombine olarak kullanılabilecek ikilisini görüyoruz. Bunlar bizim önümüzdeki dönemde özellikle 2025'in ikinci çeyreğinden itibaren faizlerin düşmesiyle birlikte hız kazanarak hareket edecek ve kaçırırsak bu fiyat seviyelerinden pişman olabileceğimiz toplamda 4 şirkettir diyebiliyoruz. Bunları dediğim gibi hemen almak balıklama atlamak doğru olmayacaktır. Teknik seviyelerini kontrol ederek doğru destek seviyelerinden bizim istediğimiz fiyat seviyelerinden almak çok daha sağlıklı olacaktır. Akşamki katıl videosunda dediğim gibi 2024 Eylül ayının ikinci çeyreğindeki Başlangıçları inceleyeceğiz. Pazartesi ile birlikte piyasanın söylediklerini, teknik seviyeleri, beklediğimiz makro verileri, Fed'in faiz indirimini Eylül ayı içerisinde konuşacağız. Bunların piyasaya etkilerini konuşup detaylı bir katıl tarafında piyasa analizi değerlendirmesi gerçekleştireceğiz. Buna katılabilmek için katıl tarafında kademe 4 üyeliğini tercih etmeniz yeterli olacaktır. Yine bu ay içerisinde yeni katıl videoları, canlı yayınlar ve eğitim videoları da sizlerle birlikte olacaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Müzik